O güzelliği ve ihtişamıyla büyülen bir sultandı. Karşınızda Fatma Nesteşah Sultan. Fatma Nesteşah Sultan 4 Şubat 1921'de annesi Sabiha Sultan'ın Nişantaşı'ndaki konağında dünyaya geldi. Babası son halife Abdülmecid'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi, annesi ise son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'dır. Büyük babalarından birisi padişah, diğer imparatorluk veliahtı olduğu için doğduğu zaman ünvanı Devletli İsmetli Nesteşah Sultan Aliyetuşşan Hazretleri idi. Doğumu 121 pare top atışı ve padişahın onun adına bastırdığı altın sikke ile duyuruldu. Ve Osmanlı hanedan defterine kaydedilen son kişi oldu. Hanzade Sultan ve Necla Sultan adlı iki kız kardeşi vardır. Osmanlı hanedan üyeleri yurt dışına sürgün edilene kadar Dolmabahçe Sarayı'nda yaşadı. 3 yaşındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi 1924'ün 3 Mart'ında hilafet kaldırılıp Halife Abdülmecid Efendi ile Osmanlı Hanedanı'nın bütün mensuplarını sürgüne gönderen 431 sayılı kanun ile kabul edilmişti ve sürgüne gönderilenler arasında yer aldı. Nesteşah Sultan Murat Bardakçı röportajı ile kovuldukları geceyi şöyle anlatıyor. 155 hanedan mensubu birkaç gecede sahip oldukları her şeyi bırakıp gitmek zorunda kalmıştı. Hazır mıydılar, gafil mi avlandılar? Hanımlar bilmiyordu belki ama erkeklerin çoğu sonun yaklaştığını farkındaydı. Tabii tedbir alacak durumda değillerdi. Paraları yoktu. Oturdukları evler bile onlara ait değildi. Sarayların padişahın malı olduğu sanılır. Aslında lojman gibidir saraylar. Anlatılan şaşalı hikayeler doğru değil. Sultan Vahdettin tahta çıktığında kızı Sabiha Sultan elbiselerini ters düz ediyor, para yok. Bazılarının tek tük mücevherleri var ama kaşıkçı elması gibi kıymetli şeyler değil. Kalan tek şey devlete ait tacın malı. Nesteşah Sultan kovulduğumuz gece diye anlatıyor. Tek servetleri hükümetin verdiği 1 İngiliz pounduydu. Ve o kadar dünyadan habersizlerdi ki avukatları çoğunu dolandırmıştı. 10 bin liralık evi 500'e sattığını söyleyip kalan parayı cebe indirmişti. Vahdettin'in tabutuna bile haciz konmuş, cesedi 1,5 ay beklemişti. Biz bunları öğrenmedik. Çünkü hanedan sizi sömürüyordu demek. Cumhuriyetin işine geliyordu. Halbuki hiçbir padişahın hazineden herhangi değerli bir şey almaya yetkisi yoktu. Merasimde takacağı mücevher için makbuz yazılırdı. Sürgündeyken ailelerini yaşatmak için ellerinden gelen tek şey sahip oldukları 3-5 parçayı satmaktı. Bir Fransız Nesteşah'ın halası Semiha Sultan'ı dilenci zannedip sadaka niyetine para veriyor. O da acı bir tebessümle kabul ediyor. Sürünüyorlar parasızlıktan. Bir tanesi Amerikan askeri mezarlığının bekçiliğini yapıyor. Küçücük evlerde 2 odalı apartman dairelerinde yaşıyorlar. Gittim gördüm hepsini. Oysa Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan, Tarhan Sarayı'na gelin gidebilir veya Mustafa Kemal'le evlenebilirmiş. Yani tek bir karar anı tüm tarihimizi, kaderimizi baştan aşağı değiştirebilirmiş. Atatürk 2 kez evlenmek istemiş Sabiha Sultan'la. Sabiha Sultan 2 kez reddetmiş. Evlenseler de ne olurdu? Yorum yapmak istemiyorum. Tarih ihtimaller üzerinden bakılmaz. Ama şunu sorabilirim. Niçin evlenmek istemiş? Aşık mıymış? Bilemeyiz. Belki Enver Paşa'yı örnek almak istemiştir. Enver Paşa bir sultanla evlendikten sonra yükseltilmişti çünkü. Hem Sabiha Sultan başkalarına benzemeyen zeki ve entelektüel biriydi. Şair Yahya Kemal, Türkçe en iyi konuşup yazan kadın derdi. 3 yaşında ayrılmasına rağmen Türkçeyi kusursuz şekilde konuşuyordu. Çünkü evde Türkçe dışında dil konuşulmasına izin verilmiyordu. Kardeşimle aramızda Fransızca konuşacak olsak dayak yerdik diye anlatıyor. Ailesi sürgün ilk yıllarının Fransa Nice kentinde geçirmişti. Nice'de lise öğrenimi gördü. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını Fransa'da geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Mısır'a gitti. Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça öğrendi. 1940 yılında Mısır'ın son edibi Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu Prens Muhammed Abdülmünim ile evlendi. Bu evlilikten Prens Abbas Hilmi ve Prenses İkbal adlı 2 çocuğu dünyaya geldi. Mısır'daki 1952 darbesinden sonra eşi, Kral Naibi yapılınca Nesteşah Sultan Kral Naibi eşi, Mısır'ın First Lady'si oldu. Krallığın lağvedilmesine kadar bu görevi sürdürdü. Cumhuriyetin ilanından sonra eşiyle birlikte Mısır hükümetine karşı uluslararası bir komploya karışmakla suçlandı. Aylar süren yargılamalardan sonra aklandılar ve Mısır'dan ikinci kez sürgün yaşayan Nesteşah Sultan, eşiyle beraber Fransa'ya yerleşti. 1963'e kadar Fransa'da yaşadılar. 1952'de Türkiye'de Osmanlı Hanedanı hanım sultanları için af çıkarıldı. Nesteşah Sultan 1963'ten itibaren Türkiye'ye yerleşti. Yeniden Türk vatandaşlığına geçti ve Osmanoğlu soyadını aldı. Eşi Prens Abdülmüminin 1980 yılında hayatını kaybetti ve Mısır hükümetinin izniyle Kahire'de defnedildi. Nesteşah Sultan 2 Nisan 2012 tarihinde 91 yaşında vefat etti. Cenazesi annesi ve kardeşinin yanında Aşiyan'da defnedildi.